Türkiye'nin örtü altı üretimde en önemliydi Antalya'da topraksız seralarda üretilen çilekler, tadı, lezzeti ve dayanıklı olmasıyla Uzak Doğu ülkelerinin gözdesi oldu. Antalya'nın Aksu ilçesinde toplamda 130 dekarda üretilen ve yıllık 2000 ton ürün elde edilen topraksız çileğin %98'i ihraç ediliyor. Antalya'da örtü altında üretilen topraksız çileklere Kazakistan, Rusya, Singapur, Malezya, Maldivler ve Uzak Doğu'nun tamamından talep yağıyor. Ekonomik getirisi yüksek olan topraksız çilek, uçak kargo hizmetiyle 12 saatte bütün tazeliğiyle raflarda yerini alıyor. Topraksız çilek üreticisi Alper Yen, ihraç edilen ülkelerden çok hızlı taleplerin geldiğini söyledi. Antalya'nın Aksu ilçesinde 60 bin metrekare alanda topraksız çilek yetiştiren Alper Yen, ürünlerin %98'inin ihraç edildiğini belirtti. Bu sene 60 bin metrekareye büyüttük tesisimizi. Antalya'nın en büyük topraksız çilek tesisiyiz şu anda. Hasatımız devam ediyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında da işte Kazakistan, Rusya, Singapur, Malezya, Maldivler, Uzak Doğu'nun hemen hemen tamamına ihracatımız gerçekleşiyor. Şu anda gayet iyi, memnunuz. Bizimkiler A plasman olduğu için tamamen sofralık olarak, yani lüks tüketim şeklinde gönderim yapıyoruz. Fiyatlar çünkü yukarıda. Bugünkü piyasa fiyatlarımız şu anda kutu ambalaj dahil, palet dahil, tır üstü şeklinde 4 dolar bandından gidiyor kilogram olarak. Ondan sonra tabii bu böyle bir üretimi de en büyük destekçimiz bizim Türk Hava Yolları. Yani Türk İş Kargo olmasa biz bu ihracatlarımızı o ülkelere maalesef ulaştıramayız. O yüzden biz o yönden çok avantajlıyız. Şu anda tesisimizde yaklaşık sabit kadromuzun haricinde 65 kişi var toplama ekibi olarak. Sabit kadroda da 12 kişimiz var. Yaklaşık bugün tesiste 80 civarı personelimiz mevcut. Bu tabii ülke için, hani istihdam için çok önemli. Aynı zamanda ihracatımızla da katma değer sağlıyoruz ülkemize. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Vizyonumuz ileride. Yani Antalya'nın zaten en büyüğüz şu anda. İnşallah yakında Türkiye'nin en büyüğü olacağız. Bakalım, hayırlısı. Danışmanlık isteyen Türkiye içinde de oluyor, Türkiye dışında da oluyor ama tesisimiz çok büyük olduğu için, artık kendi tesisimle ilgilendiğim için fazla alakadar olamıyoruz. Çünkü danışmanlık öyle kolay bir şey değil. Her gün iletişim halinde olmanız lazım. Her gün onların sorunlarını çözmeniz lazım. Ama bizim tesisimizde 60 bin metrekare olunca artık yavaştan danışmanlığı bitirmek üzereyiz. Ekimin 15'i 16'sı gibi fidelerimiz dikimine başladık. Tabii böyle büyük alanda fide dikimi bayağı biraz sürüyor. Ekimin 16'sında stat verdiğimiz dikimimiz bizim Ekim sonu gibi bitti. Aralığın 25'i gibi hasata başladık. Şu anda da ocağın 18-19'u seviyelerinde. Sürekli haftada iki sefer ihracatımız var. Aynı zamanda da iç piyasa için, ileriki sezonda iç piyasa için hazırlıklarımız da devam ediyor. Onlara da tabii mal veriyoruz. Ama ağırlık olarak, kapasite olarak şu anda %98 ihracat grubundayız, %2 iç piyasadayız. Toplam sezon hedefimiz bizim 650 tonla 700 ton arasında bandında bir hedefimiz var. Bu 700 tonun geçen sene %65'lik grubunu ihracata yapabilmiştik. Bu sene Allah'ın izniyle %85 kapasiteye ihracat olarak ulaşacağız inşallah. %15'lik bölümde iç piyasada devam edecek. Geri dönüşler çok iyi. Girdiğimiz, yani bizim malın Türk Hava Yolları ile indiği ülkeden hemen akabinde 2 gün içerisinde talepler geliyor. Niye? Kalibresi, lezzeti, tatlılığı, en önemli şey de raf ömrü. Yani buradan bizden alan toptancıların orada marketlere dağıtma süreci. Bunların hepsi bizim kalitemizle alakalı. Yaklaşık kış ayında 10 günlük bir raf ömrü var. Müthiş bir rakam. Çünkü Türk Hava Yolları yaklaşık 12 saat içerisinde zaten taze olarak kopardığımız meyveyi tüm ülkelere ulaştırabiliyoruz. Ama oradaki insanlara da satış hakkı tanımamız gerekiyor. O yüzden bizim beslememiz, diktiğimiz çeşit, raf ömrü inanılmaz güzel. Lezzeti çok tatlı, sertliği çok iyi. O yüzden de bu bize bir çok büyük, rakiplerimize göre çok büyük avantaj sağlatıyor. Girdiğimiz piyasada hemen akabinde tekrar talepler doğuyor. Bizim girdi maliyetlerimiz ülkemizdeki, biliyorsunuz bu enflasyonun çok yukarıda oluşundan dolayı gübre maliyetleri, ilaç maliyetleri, asgari ücrete gelen zamlar, tabii doğal olarak herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Ama çok şükür ki biz dolar bazlı satış yaptığımız için, yani dolar olarak kilogramı satabildiğimiz için
bu masraflar, bu şeyler bizi etkilemiyor. Ama bu burada en önemli şey tabii, en önemli unsur yurt dışına satabildiğimiz için böyle. Ama yurt içi piyasalarına eğer bütün ürettiğiniz malı yurt içine verecek olursanız maalesef bu karları elde etme şansları yok tabii. Dalından süreç olarak direkt şalelere topladığımız çileklerimizi en son burada fixleme dediğimiz, paketleme dediğimiz bölümde tartı organizasyonu yapıyoruz. Ve çileklerimizin şalelerin içindeki altı üstü hepsi aynı standartta, aynı kalibrede. Roa Biyoteknoloji'nin ürünlerini biz alıyoruz devamlı. Çok güzel üreticimiz var Alper abi. Biz senede 1000 ton üretiyor, ihracat ediyoruz. Nereye, hangi ülkelere? Kazakistan, Rusya genellikle öyle çalışıyoruz. Evet. Uçakla gönderiyoruz. Evet. Çok güzel, insanlar çok memnun. Kalitesi de, dayanıklılığı da yani çok güzel. Yurt dışında satış fiyatı 8-10 dolar civarında gidiyor. Türkiye gerçekten çok büyük destek veriyor bize. Yani ihracat konusunda çok memnunuz. 2015 yılından çalışıyoruz biz.